Kampına da sık sık ne yazık ki saldırılar düzenleniyor. Kameraman arkadaşım İlhan Tanrıöver'le birlikte geride bıraktığımız günde Cenin kampında, Cenin de düzenlenen saldırının bulunduğu noktadaydık. Hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştük. Şimdi o haberimiz geliyor ekranlarınıza. Ellerinde ne silah vardı ne de taş. Onlar ölümün yağdığı Filistin'de İsrail tarafından katledildi. İsrail insansız hava aracıyla bu kez Cenin kasabasını hedef aldı. Şehitler kavşağında toplanan kalabalığın arasına insansız hava aracı roket fırlattı. Saldırıda 7 sivil şehit oldu. İsrail sadece Gazze'yi değil, ilerleyişini sürdürerek Batı Şeria'yı da vuruyor. Bu kez hedeflerinde Cenin kentinin güney kesimindeki Şehitler Kavşağı vardı. Saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi ve 2 kişi kardeşti. Roketin etkisiyle çevrede de büyük bir tahribat oluştu. Arkadaşlarıyla otururken katledilen gençlerden Muhammed Yasir Musa Asos'un babası A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e o anları anlattı. Şu anda bu sabah 7 masumun şehit olduğu yerde duruyoruz. Burada oturmuş kahve içiyorlardı. Neden öldürüldüler? Cenin kampındaki çatışmaların intikamını almak için. Onlar masumdu. Kahvenin karşısında oturuyorlardı. İsrail çocuk kadın fark etmeden herkesi katlediyor. Dünya nerede? İnsan hakları nerede? İsrail aleyhine Birleşmiş Milletler'de 200'den fazla karar çıktı ama uygulamıyorlar. Kimse de hesap sormuyor. Dünya bizi terk etti. Arap ülkeleri bizi terk etti. Ancak biz direnişten vazgeçmeyeceğiz. Allah'ın izniyle zafer bizim olacak. İsrail'in kanlı saldırısında 18 yaşındaki Rızkullah Nebil Süleyman da hayatını kaybetti. Babasının tek istediği ise katliamın durması. Ben şehit Rızkullah Nebil Süleyman'ın babasıyım. İşgal güçleri Cenin'e hiçbir neden yokken baskın düzenledi. Bu arada bizim 7 çocuğumuz da sandalyede oturmuş çay içiyordu. Onların yanından geçerken ateş etmeye başladılar. Ardından da savaş uçağıyla bombaladılar. Onları parçalara böldüler. Hiç merhamet etmediler. Büyük bir kin ve nefretle bunu yaptılar. Rızkullah'ın başı bedeninden ayrılmıştı. Onun bedenini de ben topladım. Bu aklın alacağı bir şey değil. Yaşananları ne insan hakları, ne vicdan, ne de hukuk kabul edemez. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum. Her gün bu halkın masum çocuklarını katleden bu katil işgal ordusunu durdursunlar. Büyük saygı duyduğum Türkiye'nin bu saygın kanalı aracılığıyla sesimizi duyurun. Bu katliamları durdurun. Biz artık yaşayamıyoruz. Çocuklarımız gözümüzün önünde parçalanıyor. Filistin halkının, çocuklarımızın, eşlerimizin bir geleceği kalmadı. Biz sadece barış ve güven içinde yaşamak istiyoruz. Şehitlerin evlerinde ise acı ve gözyaşı var. Şehit babaları İsrail'e lanet okudu. Siyonist işgal güçlerine ait insansız savaş uçağı burada oturan masum gençleri bombaladı. İsrail'in operasyon bölgesine çok uzaktılar. Bu evlerimizi yıkan, çocuklarımızı katleden, bize hayat hakkı tanımayan düşmanın bir katliamı dahaydı. Bu acımasız hükümet Filistin halkının geleceğini yok edip halkını bu topraklardan sürmeyi kafasına koymuş. Ancak biz burada kalacağız. Bu topraklar bizim. Bu topraklardan ayrılmayacağız. Biz buranın asıl sahipleriyiz.